Sevgili seyircilerimiz, Simav'a bağlı Aktağ beldesinde yaşayan 62 yaşındaki iki çocuk babası Ayhan Yürekli isimli vatandaş, Belediye Başkanı Kasım Karahan'ın yaşlılara gösterdikleri saygı ve sevginin yanı sıra çevreye verdiği değer ve kıt imkanlarına rağmen gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlardan etkilendiği için duygularını şiire döktü. Kumar illetinin yanı sıra düştüğü kötü yollardan kurtulmak için yıllar önce gittiği Adıyaman'dan döndükten sonra baba ocağı Simav'a bağlı Aktağ beldesine yerleşen 62 yaşındaki Ayhan Yürekli, makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Kasım Karahan'a yazdığı şiiri okudu. Her günü ben çok enteresan bir olay yaşadım. Eynal'da çay bahçesinde otururken birden baktım Demokrat Parti'nin arabalarının orada sıralandığını gördüm bayraklarla. Merak ettim. Yani ne oluyor diye gittim baktım. Genel başkan gelecek diye ibare kullandılar. Durdum seyrettim. Sonra bir baktım ki arabanın içerisinden öyle güzel, öyle genç, dinamik birisi indi ki şaşırdım. Yani büyük bir hayranlık uyandırdı bende. Sonra peşinden gittim ben de. Toplantılarının yapıldıkları belediye düğün sarayına çıktık. Orada konuşmalarını dinledim. Hakikaten geleceğe emin adımlarla kararlı yürüyecek bir genel başkan sıfatı uyandırdı bende. Hayatımda ilk defa böyle genç ve dinamik bir liderin arkasında olmaktan, ona yakın olmaktan kendimle gurur duydum. Çünkü ben başka bir siyasi amacın hizmet etmiş, hala hizmetinde bulunan erlerden biriyim. Ama nedense hayatımda ilk defa bu yaşım 60 yaşında genç bir lidere hayranlık duydum. Eğer ona biraz yakın olabilirsem ya da onunla bir hareket etme alanı bulabilirsem bundan da çok büyük gurur duyacağımdan emin olabilirsiniz. Hatta bunları bazı dizelerimde dile getirdim. Mesela şöyle buyurdum. Sayın Genel Başkanım diye bir başlık atarak maşallah tüfek gibi dik duruyorsun. Afyon kaması gibi çeliksin, eğilip bükülmüyorsun. Sen bu kürsünün üstünde duruyorsun. Sana çıtayı yükseltmek yakışır Sayın Genel Başkanım. Mecliste yerin garanti, düşman çatlatırsın. Bu vatan sevdasını en iyi sen anlatırsın. Adalet ve halktan yana olan adamsın. Yolun açık, alnına olsun Genel Başkanım. Genç ve dinamiksin. %10'u rahat aşarsın. Sen bu güç ve azimle hedefe koşarsın. Rakiplerine korkulu bir rüyasın. Sana meclisin üstünde bir görev yakışır Sayın Genel Başkanım. Yani bu hitabeyle, bu dizelerimle ancak bu kadar yakın bir zamanda, bu kadar kısa bir zamanda tanıdığım bir insanı anlatabildim. Çünkü gerçekten takdire şayan bir insandı benim gözümde. Sayın Genel Başkanımız, belediye başkanımıza ithafen yaptığı konuşmada da vurguladı. Ben bu belediyemizin, Simav Belediyesi'nin, yani Simavlı olmaktan, Aktağlı olmaktan ayrıca gurur duyuyorum memleketimle. Çok seviyorum memleketimi. Yıllarca dışarıda kalıp gelmeme rağmen şu an memleketimde bulunmaktan da ayrı bir gurur duyuyorum. Çünkü belediye başkanımızın şu 5 yıllık dönemde yaptığı hizmetleri göz ardı etmemek istiyorum. Yani kapalı gözlükle, at gözlüğüyle bakmak istemiyorum ben olaylara. Daha sübjektif, daha garantili bakışlar yapmak istiyorum. Halkın bazı eleştirilerine maruz kaldığını gördüm. Özellikle bu hastane yeri sendromu ve bir de şu yolların kazınmasıyla ilgili bir sendrom yaşanıyor. Yani sizin anlayacağınız gibi her siyasi bir atmosferde seçim zamanı yaklaştı mı bir makama kara çalmak için insanlar bütün kimliklerini ortaya koyar. Bu karayı öyle veya böyle çalmaya çalışır ve çalarlar da nitekim. Ama Sayın Belediye Başkanı'na gerek yok. Eğer halk bilinçli bir toplum olmuşsa bazı şeyleri bilmesi lazım. En azından bu yolları neden kazındığını bilmesi lazım. Bir düşünün ya, bu Kasım Karahan 5 yıllık bir görev daha istiyor sizden. Yaptıkları yapacaklarının bence teminatı olması lazım. Sağlıklı düşünen insanlar bunu fark eder. Bu altyapı çalışması, bakın seçim zamanı bu insan deli mi ki oylarını bölmek için yol kazsın, yolları daraltsın, bolaltsın. Önce bu mantığa sahip olmak lazım. En azından şunu düşünelim. Bu 5 yıllık, 10 yıllık değil, 50 yıllık bir projenin temelini atıyor. Yani halkın daha sağlıklı bir nesillere kavuşması, daha sağlıklı bir Simav'a kavuşması için uğraşıyor. Jeotermal diye insanlar tutturmuş. Ya bu Allah'ın bir lütfudur. Bu bir kaynak suyun çıkması ve bugünlere kadar gelmesi, her eve ulaşması. Tamam, bazı evler faydalanamamıştır. Ama bundan emin olun ki belediye bir takım müracaatları hemen göz önüne getiriyor ve değerlendiriyor. Siz müracaat edip çalışmalara katılmadıktan sonra, kapı komşusu gibi kenarda köşede dedikodu yaptıktan sonra bir anlamı yok ki. Yapılanlara bir dikkat edin. Eskiden sadece hastanenin önünde küçücük bir çocuk parkı vardı. Bütün halk çoluğunu çocuğunu oraya götürüyordu. Küçücük yerde eğlenmeye çalışıyordu. Şimdi bu vatandaş her mahalleye bir tane park yapmış, çocuk parkı yapmış.
Neden nankörlük yapıyoruz? Yani bunun bilinçli bir toplum olalım lütfen, buna dikkat edelim. Ben Kasım Karahan yanlısı gibi konuşmuyorum. Ben içinizden halktan biriyim. Halk gibi konuşuyorum. Bu riyakarlık değildir. Bu yalakalık değildir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Benim Aktağlı olduğumu kimse unutmasın. Yalakalık yapmayacağımı 7'den 70'e burada herkes bilir. Ne kadar menfaata virgül gibi eğilmeyecek insanlardan biriyim ben. Yalnız şuna dikkat edin. Hakikaten söylüyorum. Bu insan kesinlikle bu riyakarlığı hak etmiyor. Altyapı çalışmalarıyla, park çalışmalarıyla, bakın sana 8-10 tane sokakta, mahallelerde fırın yapmış. Nedeninin içini bir araştırın, bir düşünün bakalım neden? Eski örf ve adetlerimizi, anneannelerimizi kaybetmemek için taş fırınlar kurmuş mahallelere. Annelerimiz, bacılarımız tekrar evde ekmek yapsın, o lezzeti yakalasınlar diye. Fırınlara mahkum olmasınlar, kuyruk beklemesinler diye. Bugün herkes evine her saatte ekmek alamıyor. Ama en azından bizim köy ekmeklerimizin tadı lezzetini biliyorsunuz. Isıtıp ısıtıp yiyoruz. Bayatlama özelliği yok. Neden bunlara nankörlük yapıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Ben halkıma şunu söylemek istiyorum. Eğer gerçekten sağduyulu bir toplumsak bazı şeylere dikkat edip Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Yarın pişman olduğumuz zaman çektiğimiz ahlarım vahlarım geçerliliği kalmaz. Geçmişte denenmiş insanları tekrar denemeye kalkmayalım. Ben birebir bugüne kadar gelen bütün başkanlarla oturup teşvikime sahip kurmuş bir insanım. Herkesin öyle veya böyle söz ve sohbetlerinden bir alıntılarım vardır. O da bana kalsın. Zamanı geldiğinde bu masaya vurup konuşacağımız sözler olacaktır. Ben şimdiden Simav halkına çok sağlıklı ve sağduyulu davranıp layıkı vecilesiyle görevini yerine getireceğine inanıyorum. Allah herkese güç, kuvvet, sabır versin diyorum. Kasım Karahan'a da başarılar diliyorum. İyi bir toplum, iyi bir gelecek. Çocuklarımızın yarınlarını lütfen kör etmeyelim. 3 kuruşluk menfaat için oylarınızı çöpe atar gibi atmayın bana kalırsa. Kullandığınız yere dikkat edin.